Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yurt dışından iPhone almak için son 10 gün. Neden 10 gün? Çünkü 2024'ün başında 1 Ocak'ta e-mail kayıt ücretinin 31 bin lirayı aşması bekleniyor. Tam olarak 31.692 lira olması bekleniyor. Son 10 gününüz dedik. Şu anda halen iPhone almayı düşünüyorsanız yurt dışından almak, yani Gürcistan'dan almak mantıklı. Tabii birçok ülke var bunun için. İşte Irak'ta çok ucuz, Körfez ülkelerinde ucuz, sonra işte Katar'da ucuz, farklı ülkelerde ucuz ama Bulgaristan'da ucuz, Avrupa ülkelerinde ucuz ama bizim en masrafsız, Türkiye'ye en yakın komşumuz olan, gidebileceğimiz, Türklerin en çok iPhone almak, PS5 almak için gittiği yerlerden, ülkelerden birisi Gürcistan. Ben bundan bahsedeceğim zaten kanalımda. Birçok video çektim bununla ilgili. Şimdi size Gürcistan'da iPhone 15 Pro Max'in kaç lira olduğunu, hangi mağazalarda bulunduğunu, hangi mağazalarda en ucuz olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar, videolarımı izliyorsunuz, çok teşekkür ederim ama lütfen videolarımı da beğenin ve kanalıma abone olun. Evet, şimdi iPhone 15'ten başlayarak 15, 15 Pro ve Pro Max'in Gürcistan fiyatlarını aktaracağım. Önce en ucuz nerede satılıyor onu öğrenelim, ona bakalım. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapayım kısaca. Şu iSpace mağazası arkadaşlar, 15 Pro Max mesela 256 GB'ın fiyatına bakalım. Burada 4549 lari. Bildiğimiz bir Zoomer mağazası var. En çok gidilen mağazalardan bir tanesi Zoomer mağazası. Burada bakın. Onun da fiyatını açalım. 15 Pro Max 256 GB. Burada bakın 4199 lira arkadaşlar. Yani burada Zoomer'da çok daha uygun bir fiyat var. En uygun Zoomer mağazasında. O yüzden ben buranın fiyatlarına bakacağım. Hepsini size tek tek anlatacağım. Şimdi başlayalım. iPhone 15 128 GB Black, yeşil ve pembe modeli. Pembe modeli sadece bir mağazada var. Batum'da 2599 lirayı, %12'de vergi iadesi alıyoruz. 2287 lari civarına geliyor. Yaklaşık fiyatlar bunlar. Toplamda 24 bin lira yapıyor. 24.814 lira yapıyor. Peki nerede var Batum'da? Batumi Grand Mall AVM'de. Hemen şuradan siteye giriyoruz. Bakın stoklara. Şuradan tıklıyoruz Batum'u. Stokta gözüken ürünler nerede var? Batum'da Black Sea Mall, Şavatzade Caddesi ve Grand Mall. Bu 3 şubede. Zoomer'ın 3 şubesinde bu ürünü bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya siteye girip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bu stoklar genelde mağazayla uyuşuyor. Yani gidip orada bulabilirsiniz. Güncel fiyatlar. Ama pembe rengi sadece Şavatzade Caddesi'nde var. iPhone 15 128 GB'ın. Evet, iPhone 15'in 256 GB modeline bakalım. Black, yeşil, pembe herhangi bir rengi 2999 lirayı şöyle siteden de göstereyim. %12 vergi iadesi aldığımızı hesaplıyoruz. 2639 lirayı civarına geliyor. Yani 28.637 lira civarına geliyor. Ama bu Batum'da hiç yok arkadaşlar. Hiçbir mağazada, Tiflis'te bulabilirsiniz. Evet, şimdi Pro'lara geçelim. 15 Pro 128 GB. Mavi, Black, Natural Titanium modeli. Hemen şöyle, bu Pro Max yanlış. Şöyle Pro modeline bakalım. Evet, Pro Black Titanium mesela, buna bakalım. 3959 lirayı. Nerede? Evet, 3959 lirayı. %12'de vergi iadesi alıyoruz. 3483 lirayı. Ben hepsini sizin için hesapladım. Yani oradan maliyeti 37.780 liraya geliyor. Peki nerede var? 15 Pro 256 GB. Batumi Grand Mall Branch. Grand Mall AVM'de var. İşte Black Sea AVM. Bu mağazalarda bulabilirsiniz. Fiyatı 37.780 civarına geliyor. Şimdi 15 Pro 512 GB'a bakalım. O da şurada olması lazım. Evet, 512 GB'ı tıklayalım. Natural Blue Black Titanium renkleri var. 4699 lari fiyatı. %12 vergi iadesi aldığımızı düşünelim. 4135 lariye geliyor. Yani 44.860 lira civarına geliyor. Tabii ki bunlara e-mail'i kayıt ücretine ekleyeceğiz. Şu anda 20.000 lira. Yılbaşından sonra 31.000 lirayı geçecek. Bu nerede var? Black Sea Mall'da, Batum'da Black Sea Mall, Black Sea AVM'de ve Şavatzade Caddesi'nde. Bu Black Sea Mall'a ben de gitmiştim. Sarp sınır kapısından hemen minibüse bindiğiniz zaman Black Sea dediğiniz zaman sizi indirirler. Yani zaten orada Türkçe biliyorlar. Bu konuda zorluk sıkıntı çekmezsiniz. Peki 1 TB ne kadar? 15 Pro modelinin 5449 lari. Hemen onu da şöyle tıklayalım. Evet, 5449 lari. Şöyle hemen buradan stoklara bakalım.
Bu yine Tiflis'te ve Zugdidi'de var arkadaşlar. Maalesef bu Batum'da yok. Fiyatı ne kadar? Bize yaklaşık 52 bin liraya geliyor. 15 Pro 1 TB. Evet, şimdi Pro Max'lere geçelim. En güzel modeller, en yeni modeller. 15 Pro Max 256 GB Black Titanium, Natural Titanium modelleri 4199 lari. Şöyle hemen göstereyim. 4199 lari Zoomer'da en uygun fiyat burada. Peki nerede var Batum'da? Batum'a gittiniz. Şuradan hemen stoğu seçelim. Stokta olanlar bakın. Batum'da Black Sea AVM'de var. Burada adresi yazıyor. Şabatzade Caddesi'nde var. Ve Grand Mall'da var arkadaşlar. Burada açılış kapanış saatleri de yazıyor. İşte pazartesiden cumartesiye saat 10'dan 8'e kadar açıkmış. Bunun fiyatı ne kadar dedik? 40 bin lira civarına geliyor arkadaşlar. 15 Pro Max 256 GB. Nerede olduğunu da söyledim size. 15 Pro Max 512 GB modeline bakalım. Natural Titanium modeli var. 4899 lari. 512 GB'ı atalım. Açalım şöyle. Evet. Natural Titanium 4899 lari dedik. Peki ne kadar yapıyor? Yani %12 vergi iadesini aldığımız zaman ne kadara geliyor? 4311 lari civarına geliyor. Peki bu ne kadar yapıyor? Bu da 46700 lira civarına geliyor. Tabii buna emeği kayıt ücretini ekleyeceğiz. Bundan bahsedeceğim. Nerede bulabilirsiniz 15 Pro Max 512 GB'ı? Batum'da. Şöyle buradan hemen seçiyoruz. Batum'da Black Sea AVM'de, Çavatzade Caddesi'nde ve Grand Mall AVM'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada mevcut. Şimdi bunlara 20 bin lira eklememiz lazım. 10 gün içinde alırsanız arkadaşlar, yılbaşı gelmeden alıp kayıt ederseniz bunlara artı 20 bin lira eklemeniz gerekiyor. Yani kayıt ücretine eklemeniz gerekiyor. Yani diyelim ki ürünü 46.700 liraya aldınız. Artı 20 bin lira da Türkiye'ye gelince, kaydedince 20 bin lira e-mail kayıt ücreti vereceksiniz. Peki kaça mal oluyor? O zaman 66.700 liraya mal oluyor size. Türkiye fiyatı 83 bin lira. Arasındaki fark ne kadar, yani karınız ne kadar oluyor? 16.300 lira oluyor arkadaşlar. Yani 16 bin lira civarında karınız oluyor. Yani diyelim ki oraya gittiniz, masraf ettiniz, işte masrafınız olacaktır. Uçak veya işte otobüs neyse. Diyelim ki 3-4 bin lira masraf ettiniz. Yine her harikarda 12-13 bin lira karınız oluyor arkadaşlar. Şu anda 10 gün içinde alırsanız, 1 Ocak'tan itibaren alırsanız e-mail kayıt ücreti 31 bin civarına yükseliyor. 31 bin liradan daha fazla. Bu sefer size maliyeti 77 bin lira olacak bunun. Zaten Türkiye'de 83 liraydı. Yani aradaki fark 6 bin liraya düşüyor. 6 bin lira için, 6 bin liranın da zaten 3 bin lirasını masraf edeceksiniz. Yani 3 bin lira kar etmek için de oraya zaten gidilmez arkadaşlar. O yüzden şu anda telefon alacaksanız, yani 10 gününüz var. Hemen bir an önce oraya planlarınızı yapın. 15 Pro Max 1 TB modeline de bakalım. Yine şöyle açayım siteden. Evet, 256 GB. Şuradan seçelim. 1 TB Pro Max. Black Titanium rengini seçtik mesela. Bu 5799 lari Zoomer mağazasında. Dediğim gibi en uygun fiyatlar bu sitede. Hemen Batum'daki stoklara bakalım. Evet, Batum'da bunda stok yok. Maalesef iki şehirde var. Tiflis'te ve Rustavi şehrinde var. Dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Birazdan yine bahsederim. Tiflis'te telefonu, yani istediğiniz modelin bulma ihtimaliniz çok daha yüksek. Peki ne kadar? 5799 lari 1 TB 15 Pro Max. %12'de vergi iadesi alıyoruz. 5103 lariye geliyor. Yani 55360 liraya geliyor. Bu Batum'da yok arkadaşlar. Maalesef 15 Pro Max 1 TB şu anda Zoomer mağazasında, Batum'da gözükmüyor. Diğer mağazalarda da ben bir mağazaya baktım mesela. Biraz önce bakmıştım. Şu iSpace miydi? Yok, özür dilerim. Alta mağazasına baktım. Orada da yok maalesef. Şu anda 15 Pro Max 1 TB'ı bulamama ihtimaliniz çok yüksek. 55.360 liraya geliyor dedik. Artı buna tabii ki 20 bin lira e-mail kayıt ücreti ekleyeceksiniz. Bu arada buradaki fiyatlar vergi iadeli fiyatlar arkadaşlar. Sizin için siz uğraşmayın diye ben hesapladım. Vergi iadesi tax free nedir diyorsanız, hiç bilginiz yoksa şuraya linkini bırakacağım. Daha önce tax free nedir, vergi iadesi tax free nasıl alınır Gürcistan'dan, Batum'dan, bunu başka bir videoda anlatmıştım, detaylıca izleyebilirsiniz. Peki Batum'a nasıl gideceğim, hiçbir şey bilmiyorum, dil bilmiyorum, bunları nasıl yapacağım, biraz detay verir misin diye soranlar olacaktır muhtemelen. Hemen bundan da kısaca bahsedeyim. Diğer videolarımda hep bahsettim ama Batum'da zaten zorluk çekmezsiniz arkadaşlar. Neredeyse herkes Türkçe biliyor, çat pat da olsa
sizi yönlendirecek derecede, yardımcı olacak derecede Türkçe biliyor ki zaten herkes bence Batumlar çok dost canlısı. Yani yardımcı oluyor her konuda, bir adres sorduğunuzda, bir şey yaptığınızda, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda. Zaten oranın çoğu Türk, size her türlü yardımcı olacaktır. Evet, peki Batum'a nasıl gideceksiniz? Ondan kısaca bahsedeyim. İstanbul, Ankara veya işte Batı taraflarında yaşıyorsanız en ucuz yol Rize'ye gitmek arkadaşlar, uçakla. Gerçi uçak biletleri bile şu anda Rize'ye bile çok pahalı. Ya uçakla ya otobüsle Rize'ye ya da Artvin'e gideceksiniz arkadaşlar. Yani uçakla gideceksiniz, zaten Rize'ye gitmek zorundasınız. Rize Artvin Havalimanı'na. Diyelim ki uçakla gittiniz Rize'ye. Rize'den Havaşlar'la Hopa'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. Hopa'ya kadar gidiyor. Hopa'dan hemen köprünün altından servislere biniyorsunuz arkadaşlar. Sarp sınır kapısına giden servislere biniyorsunuz. Ve sınır kapısına gidiyorsunuz. Oradan karşıya geçiyorsunuz. Ve oradan minibüse biniyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten sınır kapısından çıktıktan sonra beyaz bir minibüs var, 88 numara. Ona biniyorsunuz. O sizi Batum şehir merkezine götürüyor. Burada hangi mağazada ürün varsa orayı söylüyorsunuz. Mesela işte ben Grand Mall'a gitmek istiyorum deyin. Veya Black Sea Mall'a. Onlar size uygun müsait bir yerde indirecektir. Yani zaten şoför de Türkçe biliyor. Herkes Türkçe biliyor, dediğim gibi yardımcı olurlar. Özellikle işte Black Sea Mall tam yol üstünde oluyor. Yine Çavatzade caddesi de yol üstünde oluyor. Minibüsün geçtiği caddede oluyor. Zorluk çekmezsiniz. Vergi iadesi alma konusundaysa yine arkadaşlar son yılbaşına yaklaştığımız için IMEI kayıt ücreti artacağı için yoğunluk var arkadaşlar. Özellikle ben size her zaman hafta içi ve erken saatte tax free sırasına girmenizi tavsiye ediyorum. Hep böyle yaptım. Yani hatta yakın zamanda benim kanalıma yorum yazan birisi işte pazar günü gittiğini, çok yoğun olduğunu, 5-6 saat sıra beklediğini yazmış. Bu yüzden Batum'a diyelim ki sabahleyin gittiniz. Hemen öğlenleyin işinizi bitirip hemen tax free, yani tekrar sınır kapısına gelip tax free sınır kapısından alıyorsunuz. Tekrardan sınır kapısında sıraya girin arkadaşlar tax free sırasına. Yoksa 5-6 saat ya da 2-3 saat neyse ya da daha fazla beklemek zorunda kalabilirsiniz. Evet, ben yakın zamanda PS5 fiyatlarını da anlatmıştım. Şu videodan da güncel PS5 fiyatlarını ve nerede stok olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama şu anda iPhone'u bulma şansınız çok daha yüksek. PS5 stokları daha az arkadaşlar. Yani ilginç bir şey oldu. Daha öncesinde PS5 stoku bulunmuyordu, iPhone bulunmuyordu. Ama şu anda Batum'da, yani Batum için konuşuyorum. Zaten Tiflis'e giderseniz, bu arada onu da söyleyeyim. Tiflis başkente giderseniz İstanbul'dan uçak var. Orada iPhone veya işte PS5 bulabilme ihtimaliniz çok daha yüksek, tüm modellerini. Zaten hani şu anda birçok iPhone'un modeli var, bulabiliyorsunuz. Sadece işte 1 terabyte modelleri yok ama Tiflis'e giderseniz 1 terabyte modellerini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer 1 terabyte alma gibi bir niyetiniz varsa, yine başka bir sorunuz olursa bu video altından yorum olarak yazın. Ben herkesin sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Ayrıca benim Tarhan Medya Instagram hesabımı takip ederek oradan da özel mesajdan ya da bir videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.